Ülkemizde vaka sayılarının ve kayıpların artmasını durdurmak için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinden paylaştı. Vatandaşlar vaka sayılarındaki düşüş eğilimini yorumladı. Ya sonuçta tam kapanmada herkes evindeydi. Kimse dışarı çıkmıyordu, temas yoktu, şey yoktu. Benim oturduğum bölgede mesela kimse dışarıya çıkmıyordu. Yani bana hiç yalan gelmiyor, bence çok inandırıcı. Hatta yani ay sonuna kadar daha da düşeceğine inanıyorum ben. 5000'leri falan bulur. Abi bizim bilmediğimiz çok şey olabilir ama ben her türlü inanıyorum yani. Yani şöyle, en iyisini Allah biliyor. Biz aciziz, bilmiyoruz yani. Her şeyde bir hayır var. Bu nesil düzelmediği müddetçe bu musibet bizden eksik olmaz yani. Bence hiç yansıtmıyor çünkü hani insanlar korkmasın diye yansıtılmıyor bence. İnsanları motive etmek için söylendiğini düşünüyorum. Yoksa tam kapanmada da yine herkes dışarıdaydı şimdiki gibi. Bir şey korunduğunu düşünmüyorum. Yani gerçeği yansıttığına inanmak istiyoruz tabii ki ama bence çok da gerçek değil. Çünkü hastanedeki doluluk oranları çalışan yakınlarımızdan duyduğumuz kadarıyla bayağı fazla. Söylenenden fazla en azından. Yani kötü bir durumda olduğumuzu düşünüyorum ben ama iyi bir durumda olduğumuzu, iyiye gittiğimizi açıklamaya devam ediyorlar. Biraz tabii turizm sektöründen de dolayı bence bu. Ya bilmiyorum, ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İllere göre her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı Konya'da 17-23 Nisan tarihlerinde 538,57 oranındayken yeni açıklanan rakamlara göre ise 121,87 oldu. Bakan Koca, düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor dedi. Vaka haritasını paylaştı. 60-70 binlerdeydi, şu an 10 binlerde falan açıklanıyor. Tam kapanma etki etmiştir tabii ki çünkü bu yayılmanın en çok sebebi kafelerde ya da mekanlarda insanların maskesiz bir şekilde bulunmasıydı bence. İşte yapılan kongrelerde ya da bunlara ara verilmesi, 17 günlük bir ara verilmesi tabii ki etki etmiştir. Bu kadar etki ettiği de gerçek olabilir tabii ki. Ama asıl yapılması gereken bu süreçte bence aşılanmanın hızlanmasıydı. Bunu yapamadığımız için tekrar eski halimize döneceğimizi düşünüyorum. Bence şöyle bir şey var. Tamam. Neydi o? Siyah ne diyorlardı? Pastalara börek atılır ya. Çörek otu. Bir hadis-i şerif var. Çörek otu bütün hastalıklara şifadır. Millet bol bol çörek otu yemesi lazım bence. Gerçekleri yansıttığını düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü daha önce de bununla ilgili vakalar güncellendi. Şimdi de gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Bu kadar hızlı düşürebileceğini de zannetmiyorum açıkçası. Bence hani toplumu birazcık daha rahatlatmak açısından bilinçli uygulanan bir şey olarak düşünüyorum, politik olarak düşünüyorum. İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78, Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu. Konya'da ise 121,87 şeklinde. Yani bu kadar çabuk etki edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Birazcık daha siyasi olarak etkilerinin düzenlendiğini düşünüyorum. Çünkü turizm sezonu başlıyor. Bir şekilde hızlıca önlemler alıp hızlıca bir şeyleri indirmeye çalışıyorlar. Ama ne kadar doğruları yansıtıyor açıkçası bu konuda birazcık daha şüpheliyim. Hükümet ne yapsın? Yani Erdoğan yani ne yaptın? Bir bak. Adamda dikecek hali yok yani. İşte görüyorsunuz yani başka şunun açıklaması var mı yani bir bakıyorum. Hangi mesafe var, hangi şey var bir bakıyorum. Erdoğan'a gidin yani içeri. Yükleniyorlar da Erdoğan'a ne yani adam? Yapacak bir şeysi yok adamın yani. Erdoğan'a yükleniyorlar da yani Erdoğan elinden gelen her şeyi esnafına da milletine de fakirine de yani? Fukaresine de her şeye destek oldu. Dünyayla uğraşıyor bir de. Düşme var kesinlikle. Türkiye'deki vaka sayıları Allah'ın izniyle düşüyor. Gerçekten düşüyor. Böyle giderse inşallah daha da güzel olacak. Haftalık verilere göre Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. En az vaka ise Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü. Öte yandan son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de açıklayan Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu.
Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık, yine başarabiliriz ifadelerini kullandı. Vallahi zannedersem doğru söylüyorlar yani. Önce dediğin gibi olmuyor ama şimdi gerçekleri söylüyorlar. Zannedersem yani. Herhalde doğru. Büyük bir ihtimalle yani. Kapan zaman düşüyor. Demek ki doğru yani. Bir de çok kapandığı zaman niye kapadı diyorlar. Kapanıyorum bir süredir niye kapandı diyorlar. Açıyorum sen niye açtı diyorlar. Yani kapanmak bence daha iyi ama milletlerin herkesin kendisini korumuyor galiba. Bakıyorsunuz herkesin kolunda maskeler var. Kapatmıyorlar tam olarak. Ben maskemi de kapattım bu arada. Tam kapanma diyorlar. Kimse uyumuyor yani. Serbest bırak ama herkesin başına da bekçilik tutacak halimiz yok ya. Yani tabii ki bu kadar çabuk düşmesi biraz daha insanları kuşkulandırmıyor değil. Ama dediğim gibi yani ben çok fazla bu salgın vaka sayıları var yok bu tarzda değilim. Çünkü yani bu tarz bir salgın olduğuna inanmıyorum yani. Ortaçağ Avrupa'sında vebadan Avrupa'nın 2/3 yok olmuştu. Yani gerçek olan salgın bu. İnsanlarımız korkmadan biraz daha öncelikle esnafa ne yapabiliriz? Bence onu düşünmek lazım. Bu adamlar 1,5 senedir kapatıyorlar. Nasıl olacak? Öncelikle onlara ekonomik bir dert var mı yok mu? Onların sorunlarını çözmemiz lazım. Sorulacak sorular bence bu tarz olması lazım. Sizi eleştirmiyorum. Yani Türkiye gündemi açısından böyle olması lazım. Gerçektir, o konuda şey yok. Devlet bu konuda gerekeni yapıyor. Bu işte itikatsız olmaya, farkı düşürmeye gerek yok. Bu bir toplumsal bir sıkıntı. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Herkes üzerine düşeni yapacak. Bu işte giderecek. Sırf devletler olmaz bu işler. Kapanmayla beraber sosyal faaliyetler asgariye indi. Dolayısıyla temas asgariye indi. Bunlar normaldir. Devlet bu işte ne kazanacak? Yani devlet sorgulamaya ne gerek yok. Ama burada devlet üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Burada devletten fazla bireylerin üzerine düşeni yapması gerekir. Geliyorum çarşıda halen çay ocakları açık. Maskesiz dip dibe oturan insanlar var. Devlet bunlar ne yapacak? İki haftalık kapanmaya gitti. Bu kapanma sürecinde... Onun adı kapanma değil. Onun adı göstermelik. İşte kapattık mı kapattık. Devletin beyanına itibar etmek bize düşen vatandaş olarak görev. Bizim bu işi araştırmak için özel bir sistemimiz olmadığına göre devletin beyanını esas alacağız. Şimdi tam kapanma, gerçek manada tam kapanma değildi. Yani şimdi kontrollü serbestlik var. Zafer'de siz de dolaşıyorsunuz. İnsanlar iyice birbirine girmiş vaziyette. Yani bir süre kapan, ondan sonra açıl, bu şekilde açıldığımız zaman kapanmanın bir anlamı kalmıyor ki.